İlçe merkezlerindeki camilerde genellikle cemaat oluyor. Ama işte belli yaş kadarı yaş cemaat oluyor. Yani artık 40'ın üstündeki cemaat diyelim yani. Genç kadroyu çok az görüyoruz yani. İşte bu genç kadroya da sorduğumuzda işte kendilerine önü açılmadığını, bu şekilde kendini teşvik edenler olmadığını, ilk defa hayatımda ilk defa bana şu anda beni camiye davet eden bir insanla karşılaştım, bir hocayla karşılaştım diyen gençleri gördük, çok gördük. O yüzden dolayı gerçekten yani camide cemaat yok denmez. Gerçekten var. Nasıl cemaat var işte. 40'ın üstündeki cemaatler özellikle merkez camiinde, merkez camiinde bulunuyor. Evet. Ancak bu gençlere hitap eden bir sıkıntı var. Yani onların camiye gelmesini sağlamak lazım. Hatta bir genç şu ifadeyi kullanıyor. Ben cami gideceğim ama utanıyorum diyor. Çünkü senin yaşıtlarım yok diyor. O yüzden de utanıyorum diyor. Aynen bu ifadeyi kullanıyor. Buradan anladık ki demek ki bu gençler üzerine bu şekilde ne yapılması lazım? Bir çalışma yapılması lazım. Bunların önüne açmak lazım. Camiyle tanıştırmak lazım. Cemaatle tanıştırmak lazım. Bu hoca efendilerle görüşüyoruz. Mesela şeydeki bütün cami imamlarıyla görüşüyoruz. Hepsi gerçekten mükemmel, kaliteli, güzel insanlar. Kaliteli insanlar. Ancak kendilerine böyle bir vazife verilmediği için, böyle bir vazifeye teşvik edilmedikleri için böyle bir çalışmaya ihtiyaç duymuyorlar. Ama normalde gerçekten her birerine bakıyorsun. Çok kaliteli genç arkadaşlar, şuurlu arkadaşlar. Bizleri gördüğü zaman mesela bütün hoca arkadaşlar gördüğü zaman bizlere memnun oluyorlar. Böyle bir çalışmaya düşünüyorlar, seviniyorlar.